Hayaller için uyumayan tüm savcı tayfama hayırlı geceler. Bugün iki tane soru çözeceğiz savcı tayfam. Çünkü dün itibariyle yetiştiremedim. Çok ama çok özür diliyorum. Bunun telafisini bir tane limit, bir tane türevle bugün telafi etmiş olacağız. Hadi başlayalım. Bir tanesi matematiksel işlem, diğeri ise yorum olacak. Hadi bunları dikkatli dinleyin güzel tayfam. Bakınız f fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyon tanımlanmış yukarıda 3. dereceden. Bu fonksiyonu verildikten sonra demiş ki limit de 3'e gidiyor. Buna göre a, b, C'de tam sayıların çarpımı kaçtır? Şimdi yorum olarak ilk aklınıza gelen belki de şu olacaktır. Diyeceksin ki ben buradaki fx'i getirip buraya yazdığımda eğer burası sonuç divarla reel ile gidiyorsa paydamız da sıfıra gidiyorsa demek ki 0 bölü 0 gibi bir belirsizlik olmalı. Yani f'de bir koyduğumda A artı B artı C artı D'nin sıfıra gitmesi gerekiyor. Bu zaten olmazsa olmazımız. Burada yanlış değilsiniz. Sonucun eğer paydayı sıfır verdiğini gördüğün zaman sonucun da reel sayı olduğunu gördüğünde belirsizlik sıfır bölü sıfır olmak zorunda. Şu aklınıza gelecektir ilk etapta. Hocam ben F'de 1'i verdiğimde sıfır bölü sıfırı vermek zorunda. Bu aklına geldi değil mi? Bunu bir yazayım ama ben bunu buradan yapmayacağım onu da söyleyeyim. Getirdim bir yerine yazdın. A artı B artı C artı D'nin Neye eşit işte olması gerekiyor? 0'a. 0 sıfır bölü 0 elde etmiş oldun f1'den dolayı. Şimdi bu ifadeyi düşünüyorum. Diyorum ki eğer bu ifade 0 bölü 0 olacaksa f'de 1 yazdığımda şöyle 0 bölü 0 diyelim hatta. 0 bölü 0 olacaksa ifadenin içerisinde şöyle bir şey çıkartabilirsin. Senden şunu yorum olarak yapayım ondan sonra buraya geçiş yapayım. Mesela şöyle bir fonksiyon sorsaydım sana deseydim ki limit x giderken 1 gibi bir değere. Bu ifadede x eksi 1 bölü x eksi 1 dediğimde normalde 0 bölü 0 mı? Evet. Sadeleştirdiğimde ne yapacaktır? Bu ifadenin limit değeri 1'e gidecektir. Unutma. Hatta mi bunu yorum sorusu olarak sordu. İfadeyi yine yorum sorusundan da yine benzer bir tane yazarım sana. Peki diyorum ki bu 0 bölü 0 olduğunda illa kat sayısı 1 mi olacak? Hayır hocam. Bu ifadeyi ben 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 yaparım. 0 bölü 0'dır. Ama sonuç bu sefer kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Yani ifadede bunu elde ettikten sonra kat sayıya bağlı olarak sonucun değiştiğini gördün mü? Tamam. Bu birincisi. Kat sayıya bağlı olarak sonuç değişiyor. 2. Verilen ifade 3. derecedenmiş. Ben bu ifadeye dikkat edin. Şöyle yapmış olsam bu olur mu? Sonra şu olur muyu soracağım. Bu ifade x-1 birinci dereceden olurken Burayı x-1'in karesi yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü 0 bölü 0 iken sadeleştirdiğimde x-1 gelecektir. Sonra x gördüğüm yere 1 yazdığımda sonuç 0 gelecektir. Hocam kat sayı değiştirin. Değiştir kat sayı. İfadede örneğin 3 yaptınız. 3 çarpı x-1 x yerine 1 koydun yine 0'dır. O halde sonucun yine derecesinin de değişebileceğini göreceksin. Bu ifadeyi sadeleştirdim. x-1 kare x-1'in karesi bölü x-1'in karesi 0 bölü 0'dır. Sadeleştirdiğimde ne olacak? olacaktır. İfademizde sadece 3 kalacaktır. Yani bunun sonucu yine bana neyi verecektir? 0 bölü 0 olmasına rağmen ifadenin cevabı 3'ü verecektir. Şimdi geliyorum soruma. İşlemin gidip de türevle falan uğraşma. Çünkü çok uzun olacaktır. İşlem türevle uğraştığın zaman ne yapacaksın biliyor musun? Şunu yapacaksın. Sileyim şöyle. Diyeceğim ki Var olan ifadede paydamızda x eksi 1'in küpü var mı? Var. O zaman x eksi 1'in küpünü bir yaz. Bu ifadenin sonucunun da reel sayı olabilmesi için %100 burada bir sefer x eksi 1'in küpü olmak zorunda. Çünkü x eksi 1'in küpleri birbirini götürsün. Tamam burada da sıkıntımız yok. Bunlar birbirini götürdüğünde cevabın 1 çıktığını gördün. Sonucun 3 çıkması için demek ki bunun kaç sayısının kaç olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor. Bu da tamamdır. Hocam yanında başka bir x eksi a gibi çarpan olamaz mı? Aslında normal şartlarda olurdu ama soruya dikkat ederseniz kaçıncı dereceden vermiş? 3. derece. Sen bunu açarsan kaçıncı dereceye dönüşür? 3. derece. Yani yanında başka bir çarpan yoktur. Şimdi x eksi 1'in küpünü açalım sonra üçle genişletiriz. Birincinin küpü hatırlıyorsun 1 3 3 1 olayı. 1 3, 3, 1. Burayı biliyorsunuzdur diye o yüzden uzun uzun anlatmıyorum. Bu ifadeden şu işlemi oluşturduk. Paydamızda da x eksi 1'imiz var. Çok işimize yaramayacak. Sonuç itibariyle bana pay kısmındaki abc'yi soruyor. İfadeyi de isterseniz genişletelim. ABCD ifadesinden 3x kare eksi 9 tane x'in karesi, pardon x'in küp olacak burası. 3x küp eksi 9 tane x'in karesi artı 9 tane x'in kendisi. Eksi 3 olacak. O halde adam demiş ki şu A x küplü olan ifadedeki A'nın 3 olduğunu, B x karedeki B'nin eksi 9 olduğunu, C'nin artı 9, D'nin de eksi 3 olduğunu buldun. A çarpı B çarpı D'yi soruyor ve üslü olarak bırakmış. 3 çarpı eksi 9 çarpı artı 9 çarpı eksi 3. Bu durumda eksi eksiden dolayı artıyı gördünüz. İfademiz dönüştü. 3 ile 3'ün çarpımı 9, 9, 9 yani soru 9'un küpü yaptı. 9'un küpü ne yapacaktır? 3 üzeri 6 yapacaktır. Bu durumda A çarpı B çarpı C'nin ve D'nin çarpımı da 3 üzeri 6 A şıkkı yapacaktır. Unutmayın var olan ifadeyi sınırlamamış olsaydım x-1'in küpü olacaktı. Yanında başka çarpanlar olacaktı. Fakat ifadem x-1'in küpünden dolayı ya da doğrusu A çarpı x'in küpünden dolayı sınırlandı. Devamında başka bir çarpan olmayacaktır güzel tayfam. İnşallah bu anlaşılmıştır dedikten sonra daha güzelle geçelim. Hadi bakalım. Gerçel sayılarla tanımlı ve sürekli f fonksiyonu için f1 eşittir 0 eşitliği verilmektedir. Her x gerçel sayısı için x büyüktür 1 iken türevi sıfırdan büyük. Yani ne demek? Türevi sıfırdan büyükse fonksiyon artan bir fonksiyon. Bunu bir kenara yazalım. Sonra aynı şekilde her x gerçel sayısı için x küçüktür 1 iken türevi sıfırdan küçük. Yani bu fonksiyon bu aralıkta azalandır dedik. Bunu da yazdık. Buna göre eşitsizlikleri veriliyor. Hangileri daima doğrudur? Önce yap. Ondan sonra izle. Çünkü sana çıkacak sınav sorusu bu ve buna benzer bir tane olacaktır diye bekliyoruz. Yani öncülü bir sorunuz vardır güzel tayfam. Şimdi gelelim biz işleme. Şöyle bir ifademiz olsun. Diyelim ki tablo içerisinde gösterelim ki artan azalanı tam olarak anlayınız. Daima sorusu. Diyelim fonksiyonumuz f1'de sıfıra gidiyormuş. Tam şurası bir noktası. Bu ifade sıfıra gidiyor. Tamam bu da kenarda kalsın. Şimdi x'in birden büyük olduğu yani bu taraftayken fonksiyonun dikkat edin türevi sıfırdan büyük yani artar dediğine göre tam bu noktadan itibaren fx fonksiyonumuz şu şekilde yukarıya hareketlenecek mi? Çünkü artanmış. Unutma fx fonksiyonu hareketlendi. Devam edelim. Buraya geldim. Birden küçük olduğunda ise türevi sıfırdan küçük yani azalan. Bu fonksiyon da şuraya doğru şöyle azalacak. Bunu da böyle çizdim. Y eşittir fx gibi bir fonksiyon. Hepsini sağladım bir bakalım. fx'in diyor x'in birden küçük olduğu durumda azalandır. Birden küçük olduğunda azalan. x'in birden büyük olduğu durumda artan. Ve f'de bir sıfır. Ve sürekli mi? Evet sürekli. Hiç kopukluk yok. Devam edelim. x eşittir bir noktasında türev yoktur. Hatırlayın bu noktada türevi var değil mi? Türevi çünkü hatırlarsanız ikinci dereceden denklemi ekstremum noktaya dönüştürüyorduk. Bunu ikinci derece denklem gibi düşünün diye özellikle parabolik çizdim. Bu ifade tam bir noktasında türevlidir. Türev yoktur. Yanlış. Yani bu ifadeyi şöyle düşünebilirsiniz. Fonksiyon sanki x-1'in karesi gibiymiş. Bakınız isterseniz. Bu ne kadar azaldı? Birden sonra arttı. Grafik bu. Türevini al. Türevini aldım da 2x eksi 1 Türevinde 1'i koy. Sıfır etti. O zaman bir sonucu var değil mi? Türevi yoktur. Yanlış. Şimdi ama hocam daima dur, bekle. Bu ifadenin türevi vardır. Şu birinci öncülü daima'dan dolayı eledim. F örtendir demiş, fonksiyona döndüm. Şimdi ben biliyorum ki fonksiyonun örten olabilmesi için reel sayılarda tanımlı olabilmesi için ki şunu da söylemiş, gerçel sayılarda tanımlılıkta bir sıkıntımız yok. Örtenliğe geçiyorum. Örten olabilmesi için x'in alabileceği değerler bana neyi veriyordu? Fonksiyon olma özelliğini veriyordu. y'nin alabileceği değerler de neyi veriyordu? Örtenliği veriyordu. Şimdi bakınız. Kural olarak der ki kuralımız x eksenine paralel doğrular çizdiğinizde yani şöyle düşünün. Şuraya bir paralel doğru çizdim. Buraya bir paralel doğru çizdim. Buraya paralel. Bütün paralelleri çizebilirsiniz yukarıdan aşağıya. Eğer Var olan ifadede y ekseninde açıkta eleman kalmıyorsa örtendir. E sen burada eksi 1'i bulabilir misin? Sonuç eksi 1 olmaz. Eksi 2 olmaz. de demek ki bulamayacağın y değerler varsa örtendir ifadesi yanlıştır. Yere gelmişken aslında bu ifadeyi de söyleyelim. Bunu çizdiğinde eğer bu çizmiş olduğun doğruyla verilen eğri iki noktada kesişiyorsa bu birebir değildir. Yani birebirdir demiş olsa birebir olmadığında buradan elemiş olacaksın. Ve geldim şuraya. Her x gerçel sayısı için bu ifademiz sıfırdan büyüktür. Doğru mu? Bu ifademiz sıfırdan büyüktür. Doğru mu? Bakalım var olan ifade parabolik yukarıya doğru evet o ifademizin aşağı inme ihtimali yoktur bu mantığa göre aşağı inmeyecekse en az sıfır olur sıfırdan aşağı inemez bu kesin doğru dediniz. Şimdi bu ifadelerin şu ikisinin olmadığını gördüm. Cevabımızın yalnız 3. Hocam yalnız 3 olmama ihtimali var mı? Zaten yok da. Bu ifadenin bir de şu grafiğini düşünün. Soruyu şöyle sorsaydım. Daima doğrudur değil de doğru olabilir deseydim. Doğru olabilir. Doğru olabilir kısmında. Bakın doğru olabilir deseydim cevabımız 1 3'e dönerdi. Niye dönerdi? Sebebini anlatayım. Şimdi doğru olabilir kısmını anlatıyorum. Dikkat şu grafiğimi çizdim. Hatta şu ifadeyi tamamen silelim size bir de şöyle bir grafik olduğunda doğru olabilirin de ihtimalini anlatmış olalım. Yani bir soruda birden farklı e, çözümler. Çünkü yorum sorusudur. Bu ihtimali de düşünün. O yüzden bunu da bir ihtimal şeklinde size sunmuş olalım sevgili gençler. Bakın ben biraz önce bir noktasının sıfır olduğunu söyledim ve parabolik çizdim. Doğru mu? Evet. Peki parabolik olmayabilir mi? Tabii ki olmayabilir. Şöyle düşünün grafiği. Yine aynı şeydir. Azalan yine aynı şeydir. Artan parabolik değil ama doğrusal. O halde sivri uçlarda ne yapıyordunuz? Şimdi bunu da şöyle düşünün. Hocam bu hangi grafik olabilir? İhtimallerinden bir tanesi mutlak içerisinde x eksi bir grafik. Bakınız ifademiz 1'e doğru azaldı. 1'den sonra arttı. Tam 1'de 0'ı verdi. Bütün verileri sağlıyor. Fonksiyonun x eşittir 1 noktasında türevi Yoktur gördünüz mü? Fonksiyon bir noktasında sivri uç olduğu için ya da mutlak değerin için sıfır yapan birinci dereceden denklem olduğu için bu ifade bir noktasında türevi yoktur. Yani soru olabilir demiş olsaydı hangileri doğru olabilir? Bakın bir olabilir çıktı. Peki hocam ikinin olma ihtimali var mı? Fonksiyon birin altına hiçbir zaman inmediği için birin altına inmediğinden dolayı senden 2'nin olma ihtimali hiçbir zaman olmayacaktır. 3 zaten daima doğru arasında olduğuna göre 1 3 olacaktı. Tekrar ifademi düzenleyeyim. Daima sorusu olduğu için cevabımız C şıkkı. Soru olabilir demiş olsaydı 1 ve 3 olacaktı. Güzel tayfam. Yani yorum olduğu için birkaç tane ihtimali düşüneceksin. Yorum soruları gerçekten zor sorulardır. Ama velakin bırakın da bir tane zor soru olsun. Onu da siz yapın. Rakipleriniz burada elensin. Hadi bakalım bir sonraki gün. Yine kaçta kalmış oluyoruz? 26-27'yi buraya saydık. 28. günde yine seninle burada görüşmek üzere. 28'de ise de özrümü şimdiden belirtiyorum. Çünkü unuttum hakikaten. Diğer günde görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşçakal.